Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına son konuşmacı Nevşehir Milletvekilimiz Sayın Faruk Sarıaslan. Süreniz 5 dakika Sayın Sarıaslan. Sayın Başkan, değerli milletvekiller, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kapadokya alan yasasıyla ilgili konuşacaktım ama bu konuyla ilgili hem bu kürsüden hem de komisyonda defalarca konuştum. Bu alan yasasının çıkması doğru bir yasa idi. Fakat bu yasanın uygulanmasıyla ilgili burnumuza bazı pis kokular geliyor. Bununla ilgili Sayın Bakan'a soru önergesi verdim. Onun cevabını bekliyorum. Bu soru önergesine verilen cevaptan sonra bu konuda meclis kürsüsünde yeniden bir konuşma yapacağım. Değerli milletvekilleri, ben bugün AK Parti'nin 2002'den bugüne ülkeyi nereden nereye getirdik diyerek böbürlenmesinin hiçbir geçerliliği olmadığını sizi rakamlarla anlatacağım. 1975'ten günümüze kişi başına milli geliş artışına baktığımızda Türkiye her 10 yılda kişi başına milli gelirini %45-50 oranında artıran bir ülke. Bu oran son 10 yılda kaydedilen %46'lık artışla aynı. 1975 yılında 62 milyar dolar olan milli gelir 1985 yılında 89 milyar, 95 yılında 226 milyar dolar, netice itibariyle 2015 yılına geldiğimizde de 720 milyar dolar. Yani her 10 yılda bir artışta milli gelirde hiçbir değişiklik olmamış. Bu rakamlar da gösteriyor ki AKP'nin bu döneminde hiçbir değişiklik olmadığı gibi önümüzdeki eğer böyle giderse 10 yıldaki %45-50'lik artış düşe geçecek gibi gözüküyor. Sayın milletvekilleri, problemleri yok sayarak sorunlara çözüm üretme yöntemi henüz icat edilmemiştir. Problemlere doğru teşhis koymamız gerekir. Türkiye'nin kalkınamamasının gerçek nedeni hep burada bahsedilen ne dış güçler ne de coğrafyasıdır. Bunun üç tane ana temel nedeni vardır. Adaletin yokluğu, temel özgürlüklerden yoksulluğumuz ve eğitim alanında bilime, akla ve beceriye dayalı eğitim veremeyişimiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile OECD tarafından ortaklaşa gençler arasında gerçekleştirilen ölçüme göre maalesef İtaatin, biatın kutsandığı toplumsal iklimimizde gençlerimiz eleştirel düşünceyi geliştiremiyor. Bu yapılan araştırmaya göre gençlerimizin yalnızca %2.2'si ileri derecede eleştirel düşünce yapısına sahip. Oysaki OECD ortalaması %15, Güney Kore'de %28. Böylelikle Güney Kore'nin neden kalkındığını da anlamış oluyoruz. Çağımızda bir ülkenin kalkınmasının anahtarı katma değer üretmektir. Katma değeri yüksek üretim elde etmek için hiç zaman kaybetmeden kaliteli okul öncesi eğitimden başlayıp yaygın fen liselerine, araştırma odaklı üniversitelere, elit Ar-Ge merkezlerine ihtiyacımız vardır. Biz bunları yapmadığımızda neler olduğunu size birkaç örnekle anlatacağım. Özellikle Karadeniz milletvekillerimiz burada sık sık dile getirirler. Her sene rekor diye kutladığımız fındık ihracatımızdan yılda 3 milyar dolar ciro yapıyoruz. Bu doğal kaynağı bizden alıp akıl, zeka ve yaratıcılık katarak dünyaya pazarlayan İtalyan şirketi ise yılda 11 milyar dolar ciro yapıyor. 22 bin kişinin çalıştığı bir şirket bizim 5 milyon kişiyle ürettiğimiz değerin 4 katını kazanıyor. Fındığın hamballığını biz, sefasını onlar sürüyor. Yine size çarpıcı başka bir örnek vereyim. Amerika'da satılan havluların %90'ı Türkiye'de üretiliyor. Fabrika bizden, işçi bizden, pamuk bizden. Düş gücü ve tasarım onlardan olduğu için bizim kazancımızın mislince para kazanıyor. Size Türkiye'den, memleketimden tersine de bir örnek vereyim. Memleketim olan Nevşehir'de girişimci zeki bazı arkadaşlarımız yıllardır metruk olan mağaraları içine sanatçıların düş gücünü,
tasarım becerisini katarak otele dönüştürdüler. Şimdi oda ücretlerini 150 Euro'dan başlayan fiyatlarla satıyorlar. Pazarlama iyi, müşteri bol. Üzülerek söylüyorum ki Kapadokya Havalanı'na direkt uçuşlar olmamasından dolayı ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunu komisyon toplantısında Sayın Bakan'a defalarca söyledim. Demek ki çağımızda bu yeni ekonomik modelde ne ham maddeyle ne de iş gücüyle ülkemizi kalkındıramıyoruz. Kalkındırmamız da mümkün değil. Ya kalkınma masallarıyla kendimizi uyutacağız ya da gerçeği görüp kendimize çeki düzen vereceğiz. Yani akla, bilime ve yaratıcılığa değer vereceğiz. Değerli milletvekilleri, şimdi de size Nevşehir'de yaratıcılığa dayanarak neler yapılabileceğini özellikle Turizm Bakanımız da burada. Birincisi, bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bizim Kozaklı ilçemizde sıcak suyun önemli mineraller içermektedir. Bundan dolayı da fizik tedavide çok etkili sonuçlar alınıyor. Kapasitesi düşük fizik tedavi merkezi yerine daha geliştirilmiş, büyütülmüş, kapasitesi yüksek bir fizik tedavi merkezi yaparak yurt dışından gelmekte olan taleplere cevap verilebilir, hastalar kabul edilebilir. Böylece göç veren bir Kozaklı yerine göç alan bir ilçe yaparız. Yine Nevşehir merkezde bitişik nar... Toparlayın, selamlayalım Sayın Sarıarslan. Nar beldemizde bulunan mağaralar yukarıda verdiğim örneklerde görüldüğü gibi işin içine zeka, sanat katılarak otele dönüştürülebilir. Nevşehir merkezde turizmden yararlanabilir. Nevşehir bölgesi güneş enerjisinden en çok faydalanacak bölgedir. Bu bölgede güneşten elde edilecek ucuz enerji çiftçinin yıllardır belini büken sulamada kullanılan elektrik maliyetini düşürür, çiftçiyi rahatlatır, borç batağından kurtarır. Son olarak da devlet olarak futbol kulüplerine yaptığımız yardım kadar zor durumda olan esnaf ve çiftçiye de yardım yapın. Çiftçiyi yeniden üretime geçsin. Esnaf e-devlet haciz batağından kurtulsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.